36. Amerika'nın ulusal güvenliği için Yahudi Enstitüsü ödülleri akşam yemeğinde ödül alan Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo gecede bir de konuşma yaptı. O konuşmada Orta Doğu için İsrail modelini önerdi. Bırakın basit bir gerekçeyle başlayalım. Bütün Orta Doğu'da Amerikan yanlısı özgür girişimci tek bir demokratik ulus var. O da İsrail devlet halkıdır ve bu yönetim bunu derinden anlıyor. Pompeo konuşmasında Amerika'nın İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını da doğru bir karar olarak değerlendirdi. Pompeo, İran rejimine karşı tarihteki en sert yaptırımları dayattıklarını da söyledi. Pompeo, Suriye'de yeni Amerikan politikasına ilişkin ipuçları verdi. Bu değişen koşullarda Amerika'nın Suriye'deki misyonunun yeniden değerlendirilmesi gerekti. Bir zamanlar öncelikli odamız olan IŞİD'i ortadan kaldırma misyonumuz devam ediyor. Ancak bununla birlikte iki tane daha önemli görevimiz var. Bunlar Suriye sorununda barışçıl ve politik çözüm geliştirmek ve İranlı ve İran destekli tüm güçleri Suriye'den göndermek. Pompeo, Suriye'nin kuzeyindeki PYD-PKK'yı desteklediklerini tekrar etti. İsrail'in İran'la mücadelede ön saflarda olduğu göz önüne alındığında, İsrail'e İranlılarla yüzleşmek için daha fazla araç sağlamak zorundayız. Suriyeli Kürtleri desteklemek bu açıdan önemli. Bu nedenle özellik elde edip bağımsızlıklarını sağlamaları için onlara yardımcı oluyoruz. İran destekli Esad rejiminin ülkede kontrolü geri almasını, engellemenin bir yolu da bu. IŞİD'e karşı müttefik olarak görülen YPG PKK'ya desteğin sürücüğünü ifade etti Pompeo. Bu yönetimdeki görev süren boyunca Suriyeli Kürtlerle yakın bir şekilde çalıştık. Harika ortaklar. Şu anda da anlaşma masasında oturduklarından emin olmak için çalışıyoruz. Politik sürecin en zorlu kısmı Suriye'deki tüm unsurların gelecekteki yönetimde yer almalarını arzulamamız. Hiç şüphesiz Suriye'deki Kürtler gelecekteki yönetimde elbette yer alacaktır.